Merhabalar, ben Sevgi Özdemir Kart. Bugün bölüm 30 manyetik alan kaynaklarını sizlerle paylaşacağım. Bu bölümü 2 hafta içerisinde sizlere sunacağım. Bugün ilk kısım olan Biot-Savart yasası ve ikinci bölüm olan iki paralel iletken arasındaki manyetik kuvveti sizlere tanımlayacağım. Gelecek hafta ise amper yasası, başlıklarım amper yasası, bir sonraki manyetik alanı, manyetik akım, manyetizmada Gauss yasasını sizlerle paylaşacağım. Son kısım olan yer değiştirme akımı ve amper yasasının genel biçimi, konu bütünlüğü açısından diğer akademik bir arkadaşım sizlerle paylaşacak. Şimdi bu bölümde konu başlıklarımız neler? Konu başlıklarımız ya da içeriğimiz neler? Şu sorulara cevap vereceğiz. Manyetik alanın kaynağı nedir? Akım taşıyan iki iletkenlerin birbirine uyguladıkları kuvvetleri nasıl tanımlarız? Akım taşıyan simetrik şekillerin oluşturduğu manyetik alanları nasıl buluruz? Ve bu simetrik yapılı sistemlere örnek olarak uzun bir akım taşıyan telin oluşturduğu manyetik alan, toroidin oluşturduğu manyetik alan, sonsuz bir akım levhasının oluşturduğu manyetik alan ve bir sinüritin manyetik alanı ayrıntılı bir şekilde örneklendirilecek. Diğer bir konumuz manyetik akı nedir? Ayrıca kapalı bir yüzeyden geçen manyetik akı ya da yani manyetizmada Gauss yasası ne demektir? Bu sorulara cevap vereceğiz. Şimdi ilk başlığımız Biot-Savart yasası da genel bir yasa, deneysel gözlemlere dayanmış bir yasadır ve manyetik alanın kaynağı nedir sorusuna cevap veren bir yasadır. Şu ana kadar elimizdeki yükler durgundu ve bu durgun yüklerin oluşturduğu elektrik alan ise statik elektrik alandı. Yani örneğin yandaki şekilde artı yüklerden çıkacak ve sonsuza doğru gidecek tarzda veya yakında bir eksi yük varsa artıdan eksiye doğru gidecek tarzda bir statik elektrik alan oluşturuyor idi. Manyetik alanın kaynağı ise artık durgun yük ya da yükler olamaz. Artık yüklerimizi hareket ettirmek durumundayız ve bu hareketli yükler bir akım oluşturur ve kararlı akım statik manyetik alanı oluşturur ve bu manyetik alan çizgileri bir noktada başlamaz veya bir noktada bitmez, çizgileri süreklilik arz eder. Ve kararlı akımların oluşturduğu manyetik alanı ise Biot-Savart yasası ile tanımlarız. Kararlı akım nedir dediğimizde belli bir kesit alandan birim zamanda sürekli olarak akan akım ve zamandan bağımsız olan akım demektir. Yani kısaca Biot-Savart yasası ancak ve ancak kararlı akımlar için geçerlidir. Şimdi bu sayfada ise gördüğünüz üzere Biot-Savart yasasının formülünü direkt sizlerle paylaştım. İ akımı geçen bir iletken düşünelim. Ve bunun küçük bir kesit uzunluğunu alalım. Ve bu kesit uzunluğunun kendisine R uzaklıkta oluşturduğu, P noktasında oluşturduğu manyetik alanı biz Biot-Savart yasasıyla bu şekilde tanımlarız. Burada DS'imiz tel üzerinde akımla aynı yönde ve sonsuz küçük uzun eleman vektörünü vermekte. Bu formülde R şapkamız ise iletken üzerinde seçilen DS elemanından P noktasına doğru çizilen birim vektörü tanımlamakta. μ0 ise şiddeti 4 pi çarpı 10 üzeri eksi 7 tesla metre bölü amper ile verilen serbest uzayın manyetik geçirgenlik katsayısıdır. Burada I ise kararlı akımımız P noktasında oluşturduğu manyetik alanı vermekte. Gördüğünüz üzere burada bu tanımda bir vektörel çarpım tanımı var. Bu bizim için önemli. Biot-Savart yasası deneysel gözlemlere dayanan bir yasadır. Ve Biot ve Savart adında iki bir bilim adamı elektrik akımının yakında mıknatısa uyguladığı
kuvvetle ilgili nice deneyler yapmışlar ve sonuçta deneysel sonucunda bu akımla akımın oluşturduğu alan arasında ilişki bulmuşlar ve bir matematiksel ifadeye dönüştürmüşler. Ve gördüğünüz üzere bakın bu sonsuz küçük manyetik alan hem uzunluk sonsuz küçük uzunluk elemanına hem de bu uzaklık birim vektörüne dik olduğunu, kendisine R kadar uzaklaştıkça manyetik alan şiddetinin 1 bölü R kare şiddetinde azaldığını, aynı zamanda bu manyetik alanın akım şiddetiyle ve telin uzunluğuyla doğru orantılı olduğunu gözlemlemişler. Bunun yanında ise integral akım elemanı ile uzunluk birim vektörü arasındaki açıya da bağımlılığını gözlemlemişler ve bu şekilde bu iki bilim adamımız Biot-Savart yasasını oluşturmuşlardır. Şimdi bu sonsuz küçük manyetik alanın büyüklüğünü bulalım, sonra da yöne hakkında size detaylı bir şekilde açıklayacağım. Burada manyetik alanın büyüklüğünü bulmak için buradaki vektörel çarpım büyüklüğünü elde etmemiz gerekiyor. DS'in büyüklüğü kendisini vermekte ve vektörel çarpım gereği bu iki vektör arasındaki açının sinüs tetesiyle çarpacağız. Bir de R birim vektörün uzunluğu zaten adından da belli, şiddeti 1'dir. Ve büyüklüğümüz bu şekilde hesaplanmakta. Şu ana kadar ne yaptık? Bu telin DS uzunluğundan geçen I akımının oluşturduğu manyetik alanı tanımladık. Peki bütün telin içinden geçen akımın oluşturduğu toplam manyetik alanı bulmak istersek, telin üzerindeki bütün DS uzunluk elemanlarından gelen katkıları ne yapacağız? Bulacağız ve vektör olarak toplayacağız. Yani süperpozisyon ilkesini uygulayacağız. Burada tabii ki ortam sürekli olduğu için toplama yerine integral alacağız. Ve toplam bütün DS elemanlarından gelen katkı bu şekilde de karakterize edilir. Şimdi ise manyetik alanın yönünü bulalım. Burada gördüğünüz üzere vektörel bir çarpım var. Vektörel çarpım yönünü bilinen bir kuralını Sahel kuralıyla bulabiliyoruz. Geçen hafta bölüm 29'dan Sahel kuralını şu şekilde öğrenmiştiniz. Oradaki fiziksel nicelikte Q yüklü bir parçacığımızı V hızındaki Q yüklü bir parçacığımızı dış bir manyetik alanın içerisine yerleştirdiğimizde bu yükümüz manyetiksel kuvvet hisseder ve manyetik kuvvetin yönünü bulmak için şu kuralı şu şekilde uygulamıştınız. Sağ elinizi alıyorsunuz. Sonra avuç içinizi manyetik alanın doğrultusu yönünde açacaksınız. Ve dört parmağınızı V hızının yönünde alıp sonra manyetik alana doğru bu dört parmağınızın uçlarını kıvırarak baş parmağınızın yönelmesi size FB kuvvetinin yönünü verir. Ve bu kuralı uygulayarak manyetik alanın yönünü de bulursunuz. Çünkü burada da bir vektörel çarpım var. Aynen dört parmağınız avuç içinizi yine uzunluk birim vektör yönüne doğru yönelteceksiniz. Ve dört parmağınız DS vektörünün yönünü verirken sonra R vektörüne doğru dört parmağınızın ucunu ne yapacaksınız? Kıvıracaksınız ve baş parmağınız neyi verecektir? Manyetik alanı verecektir. Şimdi bu sağ el kuralını kendi örneğimiz için uygulayalım. Avuç içimizi R şapka vektörü doğrultusunda yöneltiyoruz. Dört parmağımızı DS'in yönünde ve DS'i bu dört parmağımızın parmak uçlarını R ve şapka yönüne doğru yöneltirken baş parmağımızın yönü manyetik alanı vermekte gördüğünüz üzere. Şimdi tabii sağ el kuralını
birkaç değişik yöntemlerle de uygulayabiliyoruz. Ve en yaygın olanını ve benim de kullandığımı size burada paylaşacağım. Gördüğünüz üzere sağ el kuralı aslında vektörel çarpım yönünü vermekte. O zaman iki tane vektörü alalım. Bir A vektörünü ve C vektörünü vektör olarak çarpalım ve bize D vektörünü versin. Bu örnek üzerinden sağ el kuralını uygulayacağım ilk önce. Daha sonra kendi örneğimizi uygulayacağım. Ve iki vektörün çarpımı bize aslında alan vektörünü verir. Yani büyüklüğü o düzlemin alanını verirken yönü ise, yani D vektörünün yönü ise bize alanın normalini vermekte. Yani D vektörümüz aslında burada alan vektörü de diyebiliriz. Alan vektörü de diyebiliriz. Baş parmağı burada yine sağ el kullanımımızı kullanacağız. Şu üç parmağımızı. Baş parmağımız A vektörünü verecek. Aynen burada olduğu gibi. Ben şu şekilde göstereyim. Evet, A vektörünü verecek. İkinci parmağımız C vektörünü verecek. Ve üçüncü parmağımız ise bu ikisinin oluşturduğu düzleme dik bir şekilde. Yani orta parmağımız veya avuç içimizin yönü size D vektörünü verecek. Bakın şu iki vektör bir düzlem oluşturuyor. İki vektörün oluşturduğu alan bir düzlemi veriyor. Ve üçüncü parmağın yönü de bu düzlemin normalini teşkil etmekte. Şimdi örneğimiz burada manyetik alanın için bakın DS vektörümüz baş parmağımız, ikinci parmağımız birim vektörümüz ve üçüncü parmağımız ise manyetik alan şeklinde. Şimdi kendi örneğimizi uyguladığımızda baş parmağımız DS'in yönünde bakın, ikinci parmağımız birim vektörü ve üçüncü parmağımız bakın gördüğünüz gibi sayfanın içine doğru manyetik alanı verir P noktasında. Şimdi P üssü noktasına bakarsak bakın birinci parmağımız DS yönünde, ikinci parmağımız R şapka yönünde ve üçüncü parmağımız veya avuç içimizin yönü de size B manyetik alanın yönünü gösterir. Şimdi elektrostatikle manyetostatik arasındaki benzerlikleri izah edeceğim. Bunun yanında farklılıkları da göstereceğim. Biz ne yaptık? Statik elektrik alanı Coulomb yasasıyla deneysel olarak gözlemlenmiş Coulomb yasası ile tanımladık. Magnetostatikte ise statik manyetik alanı da Biot-Savart yasasıyla bu şekilde bakın karakterize ediyoruz. Ve statik elektrik alanın kaynağı durgun yükler iken kararlı akımlar ise statik manyetik alan oluşturur. İkisinde de R kadar yani kaynaktan R kadar uzaklaştıkça alan şiddetleri 1 bölü R kare oranında şiddetleri azalmaktadır. Elektrik alan çizgileri ıraksar veya yakınsar, bakın artı yüklerden başlar, sonsuza doğru gider veya en yakında bir eksi noktada da sonlanabilir. Yani bir noktada başlar, diğer bir noktada sonlanabilir. Ayrıca bu elektrik alan yükten çıkacak doğrultular boyuncadır, yani radyal doğrultusu boyuncadır. Manyetik alana bakarsak ki manyetik alan çizgileri süreklidir. Yani bir noktada başlayıp herhangi bir noktada bitmez. Ayrıca manyetik alan çizgileri hem IDS akım elemanına hem de R şapka birim vektörüne diktir. Simetrik yapılı sistemlerin içindeki yüklerin oluşturduğu elektrik alanı Gauss yasası ile bu şekilde tanımlarken ki gelecek hafta izah edeceğim. Simetrik yapılı sistemlerin içinde bulunan akım dağılımlarının oluşturduğu manyetik alanı da amper yasasıyla bu şekilde tanımlayacağız. Şimdi örneklerimize başlayalım. Örnek 31, şekilde gösterildiği gibi x ekseni boyunca yerleştirilen ve sabit bir I akımı taşıyan ince doğrusal bir tel veriliyor. Bu akımın P noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Şimdi elimizde belli bir uzunlukta olan ve içinden I akımı geçen bir telimiz var. Bunun şu O noktasından tam Y ekseninin üzerinde bir P noktasında oluşturduğu bize manyetik alanı soruyor.
Evet, bizim elimizde Biot-Savart yasasımız var. O zaman ne yapacağız? Bu teli eşit uzunluklara, uzunluk elemanlarına böleceğiz. Ve bunlardan bir tanesini alıp DS diyeceğiz. Bu DS'in içinden geçen I akımının oluşturduğu, P noktasında oluşturduğu manyetik alan sonsuz küçük manyetik alandır. Yani dB'dir. Burada ilk önce şurada gördüğünüz vektörel çarpımı ne yapacağız? Tanımlayacağız. Gördüğünüz üzere tanım gereği büyüklüğüne bakarsak DS'in büyüklüğü nedir? Kendisi olacaktır. Ve x ekseni üzerinde bulunduğu için bunun uzunluğuna dy ekse diyebiliriz. Tamamen sizin tanımlamanıza bağlı. Ve R şapkayla arasındaki açımız teta gördüğünüz üzere. Ve ikisinin arasındaki açının sinüs teta değerini alıyoruz. Ve R şapkanın büyüklüğü 1. Evet, yerine koyduğumuzda en son bu halini alacaktır. Burada gördüğünüz üzere 3 tane değişkenimiz var. Yani x değişkeni, teta değişkeni ve r değişkeni. Bu 3 değişkeni ben birbirleri arasında bağıntıya bakacağım. Geometrik bilgilerden sinüs teta değerine bakabilirim. Nedir a bölü r? Buradan r'yi çektiğimde açı cinsinden tanımlayabilirim. Sonra tanjant teta değerine baktığımda a bölü eksi x. Neden eksi x? Çünkü orijinin nedir? Sol tarafına eksi olarak tanımlıyoruz. Buradan x'i çekip amacım burada diye eksi tanımlamak. Türevini her iki tarafın değişkenlerine göre türevi aldığımda nedir? Diye eksim a kosekant teta'nın karesi diye teta şeklinde bulurum. Bütün bu artık hem uzunluğumu açı cinsinden hem uzaklığımı da açı cinsinden tanımlamış oldum. Bu elde ettiğim bilgileri denklemde yerine koyduğumda şu şekilde sadeleşmekte. Gördüğünüz üzere artık manyetik alanın tanımı sadece açı cinsinden olmakta. Şimdi biz sadece küçük bir uzunluk elemanının içinden geçen I akımının oluşturduğu manyetik alanı bulduk. Ama bizde sorulan bütün telin oluşturduğu manyetik alan, o zaman bütün DS'lerden gelen katkıları ne yapacağız? Vektör olarak toplayacağız. Diğer bir deyişle ortam sürekli olduğu için integral alacağız. Her iki tarafın integralini aldığımızda toplam manyetik alanı buluruz. Ve buradan da artık, çünkü burada değişkenlerimizi açıya çevirdiğimiz için açı cinsinden, dθ cinsinden ne yapacağız? İntegral alacağız. Burada sınır koşullarını açı cinsinden vermek zorundayız. Evet, buradaki B şıkkında bunu gözlemleyebiliyoruz. Açımız neydi? Uzunluk elemanıyla birim vektör arasındaki açıydı. O da başlangıç olarak teta 1 dersek, sonuçta da teta 2 dersek, demek ki teta 1'den teta 2 şeklinde integral sınırlarını tanımlayabiliriz. Ve bunun integralini aldığımızda ve sınırları da yerine koyduğumuzda manyetik alanımız gördüğünüz üzere açıya bağımlı bir şekilde çıkmakta. Bu sonuç sonlu uzunluktaki bir telin içinden I akımı geçen bir telin oluşturduğu, kendisinden A uzaklıkta oluşturduğu bir manyetik alanı verir. Şimdi özel bir duruma bakalım. Bu teli sonsuz olarak düşünelim. Sonsuz olarak düşündüğümüzde elbette ne olacaktır bu açılar? Sıfırdan pi değerini alacaktır. Sıfırdan pi değerini alacaktır. Ve bu bilgileri burada yerine koyarsak gördüğünüz üzere manyetimiz gayet sade bir hali almaktadır. Şimdi bu örnekten şu sonucu çıkarabiliriz. Yani sonsuzluktaki bir düz telin oluşturduğu kendisinden R uzaklıkta bir P noktasında veya bir P üssü noktasında oluşturduğu manyetik alanı bu şekilde alabiliriz. Demek ki akımın şiddetiyle doğru orantılı ve kendisinden R uzaklıkta bulunduğu noktalarla ters ilişkili. Yani kaynaktan uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti 1 bölü R oranında azalmaktadır. Yine yönünü nasıl bulacağız? Yönünü bakın bu kez diğer bir sağ el kuralı diyebiliriz. Bu kez
parmağımızı kullanacağız ve dört parmağımızın kıvrımını kullanacağız. Burada doğru giden fiziksel nicelik, burada akım. Çünkü düz bir telin içerisinden, sonsuz bir düz telin içerisinden geçmekte. O zaman baş parmağımızı alıyoruz ve dört parmağımızın kıvrımı da bize manyetik alanı verecek. Bakın akım bu şekilde ve bu teli şu şekilde kavradığımda manyetik alanın yönünü göstermekte. Bakın şu şekilde manyetik alanın yönünü göstermekte. Demek ki P noktasında bakın sayfa düzleminin içine doğru bir manyetik alan oluşurken sonra dolandırdığımda bakın P üstü noktasında sayfa düzleminin dışına doğru bir manyetik alan çizgisi oluşturmakta. Eğer akımımız bakın bu örnekte ters olsaydı bakın şu şekilde ne olacaktı bu kez? P üstü noktasında bakın P üstü noktasında sayfa düzleminin içine doğru olurken P noktasında ise sayfa düzleminin dışına doğru bir manyetik alan çizgisi oluşmakta. Diğer bir örneğimiz şekilde gösterilen I akımı taşıyan tel parçası için O noktasında manyetik alanı hesaplayınız. Evet, tel iki doğru parçası bakın A üstü ve A, C ve C üstü doğrultusundaki iki doğrusal parçadan ve bir teta açısı gören A yarıçaplı çembersel bir yaydan oluşmuştur. Evet, A yarıçaplı ve teta açısını gören bir bakın AC yayı bulunmakta. Ve bu sistemin yani bu sistemin O noktasında oluşturduğu manyetik alanı soruyor bize. İlk şıkta. Şimdi yine Biot-Savart yasamızı kullanıyoruz. İlk önce yapacağımız buradaki vektörel çarpım büyüklüğünü bulmak olacaktır. Ve A üstüyle A doğru parçasını alalım. Ve buradan yine küçük integral elemanı alalım. İntegral uzunluk elemanı alalım. ds. Ve bunun O noktasıyla arasındaki uzaklığı gösteren bir vektörümüzde R şapkamıza ds de gördüğünüz üzere aynı yönde. Ve teta açımız ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Ve bu bağıntıdan buradan gelen katkı sıfır olduğu için demek ki A üstü A parçası O noktasında herhangi bir manyetik alan oluşturmamakta. Şimdi ikinci doğru parçasına bakalım. Bakın ds çünkü akım bu şekilde geliyor ve ds'imizi de akımın yönünde seçiyoruz. Ve ds'imiz küçük bir ds parçamızı aldık ve bunun O noktasında olan birim vektörümüzün uzantısı da gördüğünüz üzere şu şekilde. Ve ikisi arasındaki açı 180 derece ve buradan gelen katkımızda ne olacaktır? Yine manyetik alana katkısı sıfır olacaktır. Şimdi yaya gelelim, AC yayına. Yine üzerinden küçük bir uzunluk parçasını alıyoruz, DS. Ve yönümüz akımın yönünde. R şapkamız ise bu DS ile O noktası arasındaki uzaklığın yönünü gösterecek. Ve ikisi arasındaki açımız 90 derece ve vektörel çarpım gereği sinüs 90 1'dir. Ve bu vektörel çarpımın sonucu ds'i buluyoruz. Sonra bu bilgiyi gelip manyetik Biot-Savart yasasını yerine yerleştirdiğimizde ve r'mizde yani bu parçanın O noktasına olan uzaklığımızda yarıçap olduğu için yerine koyuyoruz. Ve artık küçük bir ds akım elemanının oluşturduğu manyetik alanı bu şekilde tanımlamış olduk. Ama biz bütün bu yayın içinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanı bulmak istiyorsak ne yapacağız? İntegralini alacağız. İntegralini aldığında zaten şunlar, şu gösterdiklerim sabit, integral dışına alabiliriz. Artık ds yani yayın uzunluğu, yayın uzunluğunda artık nedir? Yayın uzunluğu da bize açı cinsinden tanımlayabiliriz. Ve yarıçap çarpı gördüğü açının çarpımı bize neyi verecektir? Yayın uzunluğu verecektir. Yalnız buradaki açı radyal cinsinden olacak. Çünkü siz bir uzunluk buluyorsunuz. Ve böylelikle AC yayından gelen manyetik alanımızda görüldüğü gibidir. Gördüğünüz üzere burada da zaten bütün gelen katkıları vektör olarak toplamışım. Ve toplam manyetik alanın şiddeti bu şekilde karakterize edilir. Ve yönü ise bakın akımın yönü
akımı yönelik baş parmağımızı alıyorum bakın ve dört parmağım şu şekilde bakın, dört parmağımın kıvrım noktası O noktasında sayfa düzeninin içine doğru olduğunu gösterir. Şimdi özel bir durumu düşünebiliriz bu örnekte. Ve B şıkkında da zaten onu soruyor. Yarı çapı A olan bir çembersel tel ilmek I akımı taşımaktadır. Yani bunu çember haline getirirsek diyor, tam O noktasında oluşturduğu manyetik alan nedir? Evet, bu kez teta açımız bu durumda ne olacaktır? Elbette 2 pi olacaktır. En son bu yayın oluşturduğu manyetik alanda teta yerine 2 pi değerine koyarsak manyetik alanımızı mu 0 I bölü 2 A şeklinde buluruz. Evet, aslında güzel bir örnek. Bu örnekten iki önemli sonuç çıkarabiliriz. Bunları da bu iki özel sonucu burada toparlayacağım bu slaytlarımda. İlki, akım taşıyan çembersel yay şeklindeki bir telin manyetik alanı gördüğünüz üzere biraz önce de bunu karakterize etmiştim. Yönünü de size de göstermiştim. Baş parmağımız gördüğünüz üzere bakın yayı dört parmağımla saracak şekilde ve baş parmağımda akımın yönünü gösterecek ve dört parmağımın ucu da manyetik alanın yönünü gösterecek tarzda. Gördüğünüz üzere C noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sayfa düzleminin dışına doğrudur. Diğer ikinci bir sonucumuz ise akım taşıyan çembersel bir telin oluşturduğu manyetik alan ve şiddetini biraz önce bulmuştuk. Şimdi yönelimini göstermek istiyorum. Bir tepeden görünüş var, ikinci şekilde de yandan görünüş var. Şimdi burada dört parmağımız, burada akım dolandığı için dört parmağımıza akımın yönünde seçeceğiz. Bakın. Şu şekilde ve tam merkezinde oluşturduğu manyetik alanın yönü bize doğru. Ve burada da bakın yine yandan görünüşü akımımızın yönü bakın şu şekilde, şu şekilde ve baş parmağımız ise manyetik alanın yönünü göstermektedir. Diğer örneğimiz yani 30'a 3 şekilde görüldüğü gibi kararlı bir I akımı taşıyan ve YZ düzleminde bulunan A yarıçaplı çembersel bir tel ilmek veriliyor. A, bu ilmeğin ekseni üzerinde merkezinden bir X uzaklıkta bulunan bir P noktasındaki manyetik alanı hesaplayınız. Evet, elimizde bir çember, iletken bir telimiz var ve içerisinden I akımı geçiyor. O noktasından X doğrultusunda, X uzaklığında bir P noktasında oluşturduğu manyetik alanı soruyor. Yine ne yapacağız? Telin üzerinden küçük uzunluk integral limanı alacağız. Ve bunu direkt P noktasına olan uzaklığını belirliyoruz. O da R. Bu ds parçasının oluşturduğu manyetik alanda gördüğünüz üzere db yönünde. Yani iki bileşeni var gençler. Bir x ekseni doğrultusunda, bir de bu x ekseni dik doğrultuda bir bileşeni var. DB'nin yani küçük sonsuz küçük manyetik alanın şiddetini Biot-Savart yasasıyla tanımladığımızda ve bunun büyüklüğüne bakalım. Bunun büyüklüğüne bakabilmek için yine burada vektörel çarpım büyüklüğüne bakacağız. DS'in büyüklüğü kendisi, R şapkanın büyüklüğü 1 ve ikisi arasındaki açı. Bakın ikisi arasındaki açı 90 derece ve buradan sinüs 91 gelecek. R'mizi karakterize edelim verilenler cinsinden. O da diklik bağıntısından R kare eşittir A kare artı X karedir. A kare artı X karedir. Ve bunları bileşenlerine ayıralım. Sonra bütün halkanın içinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanı bulabilmek için toplam manyetik alanı bulacağız. Gördüğünüz üzere bakın bunu bulabilmek için bir de tam simetriden dolayı karşı tarafta bir ds
elemanını alırsanız ve bunu da yine P noktasında bir uzantısını oluşturduğunuzda tam bunun simetrisi dahilinde şu şekilde bir manyetik alan çıkacaktır. Ve vektör olarak topladığınızda bu bileşenleri vektör olarak topladığınızda dik bileşenler birbirine götürecektir. Dik bileşenler birbirini götürecektir simetriden dolayı ve sadece X bileşeninden gelen katkılar olacaktır. O zaman biz bu bulduğumuz manyetik alanın şiddetini bulduğumuz vektörün X bileşeniyle ilgileneceğiz demektir. O zaman bu da zaten X bileşeni bunun X üzerindeki iz düşümü yani kosinüs teta db olacaktır. Ve bu bilgileri de yerine yazdığımızda manyetik alanı gördüğünüz üzere şu şekli almakta. Burada görüyorsunuz ki ds var, x var ve teta var. Yine 3 tane değişkenimiz var. Tek değişkene indirgemeye çalışacağız birbirleriyle olan bağıntılarına bakarak. Ve kosinüs teta'ya bakın trigonometrik bilgilerden komşusu bölü hipotenüs bilgilerinden bakın a bölü a kare artı x karenin 1 bölü 2'si. Bunu yerine koyacağız kosinüs teta'yı. Şimdi iki değişkene indirgemiş olduk. Bakın iki değişkene şunu yerine koyduktan sonra bu kez ds x'e bağımlı gençler. Ds x'e bağımlı. Bakalım bağımlı mı? Ds'i buradan seçelim. Buradan seçtiğimizde x'imiz bu şekilde. Ds'imizi herhangi bir noktada seçelim mesela buradan. X'imiz bakın değişmiyor. Şuradan seçelim x'imiz hiçbir şekilde değişmiyor. Demek ki ds'imiz bu x uzunluğuna bağımlı değil. O zaman integralimiz zaten sonsuz küçük integral elemanı üzerindendi. Ve bu o x'e bağımlı ifadeleri integralin dışına kolaylıkla çıkarabiliriz. Artık ds demek bu çemberin çevresi demektir. Ve çevresi de a yarıçaplı bir çember var. 2 pi a'dır. Ve gerekli işlemleri yerine koyduğumuzda evet manyetik alanımız gördüğünüz üzere bakın neymiş? Mü 0 i a kare bölü 2 a kare artı x karenin 3 bölü 2. kuvvetidir. Ve hangi yönde? X yönünde bir manyetik alan oluşuyor. Şimdi B şıkkında ise X eşittir 0'da X eşittir 0'da ve X A'dan çok çok büyük olduğunda manyetik alan nedir? Sorusuna cevap vereceğiz. Burada x'e 0 koymak demek yani o halkanın tam ortasındaki manyetik alanı bulmak demektir. O zaman x, gördüğüm yere 0'ı yerleştirdiğimde gördüğünüz üzere çembersel bir halkanın merkezinde oluşturduğu manyetik alanı burada da tekrar göstermiş oluyoruz. Şimdi x büyük büyük a'dı yaklaşığında manyetik alanımız ne olur? Yani çok uzak noktalarda bu halkadan geçen akımın oluşturduğu manyetik alanı soruyor. Evet o zaman bu yaklaşıkta x'in yanında a'mız ihmal edilebilecek bir boyutta ve a gördüğümüz yere sıfır şu paydadaki a gördüğümüz yere sıfır koyduğumuzda sonucumuz bakın mü 0 i a kare bölü 2 x küp edecektir. Burada i a kare bir tanımı vermekte. Bir yüzeyi süpüren akım bir manyetik alan manyetik dipol momenti oluşur. Yani ilmekte geçen I akımı bir manyetik dipol momenti oluşturur. Şiddeti ise akımın şiddetiyle süpürdüğü yani içinde kalan alanın şiddetiyle çarptığınızda manyetik dipol momenti oluşturursunuz. Ve bunu da yerine koyduğunuzda evet bir manyetik dipol momentin oluşturduğu manyetik alanla eşdeğerde bir manyetik alan bulabiliyoruz. Bu sonuç biçimsel olarak bir elektrik dipolünün uzaklarda oluşturduğu elektrik alan ifadesine gördüğünüz üzere benzemektedir. Bakın burada elektrik dipolü ve uzaklığın küpüyle ters orantılı. Burada da aynen manyetik alanımızda uzaklığın küpüyle ters orantılı olarak gözlenmekte.
Bu slaytta ise kitabınızın şekil 36'yı gösterdim. Burada bir akım ilmeğinde, ilk şıkta bir akım ilmeğini saran manyetik alan çizgilerini gösteriyor. Bakın tam merkezde doğrusal bir manyetik alan çizgilerini gösterirken, kenarlara doğru yaklaştığımızda bakın ilmek şeklinde süregelen bir manyetik alan çizgileri oluşturmakta. Bunu da görsel olarak şu şekilde gözlemleyebiliriz. Iğ akımı geçen bir ilmeğe bir demir parçalarını yerleştirdiğimizde bakın demir parçalarının bu manyetik alan çizgileri doğrultusunda yöneldiğini B şıkkında görüyoruz. C şıkkı ise bir çubuk mıknatısı saran, evet bir çubuk mıknatısı saran manyetik alan çizgilerini görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere bakın bu çizgi desenleri ile A şıkkındaki bir akım ilmeğinin manyetik alan çizgilerine oldukça benzemektedir. Şimdi ikinci bölüm olan iki paralel iletken arasındaki manyetik kuvveti size anlatacağım. Şimdi iki iletken tel düşünelim. İçinden I bir akımı geçsin birinci telden. Sonra ikinci iletkenin içerisinden de I2 akımı geçsin. Ve bunlar belli uzunlukta, L uzunluğunda olsun ve aralarındaki mesafede A olsun. Şimdi ne olur sorumuza cevap vermek istiyorum böyle bir durumda. Evet, ortamda akım var, bir akım kaynağı var. O zaman etrafta bir manyetik alan oluşur. Manyetik alan varsa ve bir de kaynak akım varsa bir manyetik kuvvet oluşur. O zaman diyoruz ki mesela I2 örneğin I2 akımından geçen tel I1 akımına bir manyetik kuvvet uygular mı? I2 akımının I1 akımının bulunduğu noktada oluşturduğu manyetik alan amper yasasıyla dolanım şeklindedir. Bakın amper yasasıyla da amper yasasını anlatmadım ama amper yasasıyla da bunu bulacağız. Biot-Savart yasasıyla da bunu bulduk. Biot-Savart yasasıyla bu şekilde elde etmiştik. Ve yönü ise bakın ne olacaktır? Baş parmağımız I2 akımın yönünde, dört parmağımız dolanım yönünde manyetik alın. Bakın şu şekilde nedir? I1'in bulunduğu noktada B2 manyetik alanı, yani size doğru bir manyetik alanı oluşturmak. Ve o zaman B2 manyetik alanı bu I1 akımın bulunduğu tele etki ediyor. Ve ne etki ediyor? Manyetiksel kuvvet etki ediyor. Ve manyetik alan kuvvetinde geçen hafta bu şekilde size anlatılmıştı. Ve yerine koyarsak tekrar sağ el kuralımızı uygulayacağız. Bakın sağ el kuralımız. Birinci parmağımız I1. İkinci parmağımız manyetik alanı yönü size doğru. Üçüncü parmağımız gördüğünüz üzere bakın aşağı doğru. Yani I2 akımına doğru bir kuvvet yönü oluşmakta. Demek oluyor ki I2'nin oluşturduğu B2 manyetik alanı buna bir F1 manyetik kuvvet oluşturuyor diyoruz. Ve şiddeti de yerine koyduğumuzda bakın μ0 I1 I2 L bölü 2 pi A ile orantılı. Yani bu kuvvet her iki telden geçen akımın şiddetiyle de doğru orantılı. İkisinin arasındaki uzaklıkla da ters uzantılı olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde I1 akımını taşıyan telde I2'nin bulunduğu bölgede bir B1 manyetik alanı ve B1 manyetik alanda I2 akımına bir ne uygulayacaktır? Bir F2 kuvveti uygulayacak. Görüyoruz ki yapılan işlemlerin sonucunda her iki kuvvetin şiddeti birbirine eşit. Fakat yönü ise ne olacaktır? F1'in yönünün tam tersi yönünde olacaktır. Biz genelde iki iletkenin birbirine uyguladıkları kuvveti bulurken birim uzunluğa etken kuvveti tanımlarız.
Ve bu kuvveti L uzunluğuna böldüğümüzde μ0 I1 I2/2πa şeklinde buluruz. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. İki paralel iletkenden aynı yönde geçen akım şiddetleri birbirlerini çekecek tarzda kuvvet uygularken, zıt yönde akım geçen iki paralel iletken tel ise birbirini itmektedir. Bu sonuçları bu slaytta daha detaylı bir şekilde gösterdim. Burada sağ el kuralını bir kere daha ne yapalım? Pekiştirelim. Gördüğünüz üzere bakın I1 akımı ne yapıyor? I2'nin bulunduğu yerde bir bakın baş parmağımız ve dolanan yönde, yani tam I2'nin bulunduğu yönde sayfa düzeninin üzerinde bir B1 manyetik alanı oluşturuyor. Aynı şekilde I2 akımımız, bakın aynı şekilde I2 akımımız I1'in bulunduğu noktada size doğru bir B2 manyetik alanı oluşturuyor. Artık I1, B2 manyetik alanın etkisinde o zaman ne yapacaktır? Bir manyetik kuvvet hissedecektir. Baş parmağımız I1 akımı, ikinci parmağımız manyetik alan, pardon şu şekilde, pardon. Evet, şu şekilde ve üçüncü parmağımız F1'i gösteriyor. Aynı şekilde yine I2'miz ise baş parmağımız I2, manyetik alanımız içe doğru ve F2 kuvveti ise eksi x doğrultusunda. Gördüğünüz üzere birbirine paralel ve aynı yönde ilerleyen akımlı teller birbirlerini çekmekte. Bu örnekte ise akımlar zıt yönde ve bunları da siz de tekrar edebilirsiniz. Birbirlerini çektiklerini gözlemleyebilirsiniz. Yani sonuç olarak aynı yönde akım taşıyan paralel iletkenler birbirlerini çeken, zıt yönde akım taşıyan paralel iletkenler ise birbirini iter. Evet, bugünlük bu kadar anlatacağım. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.